Bu Ege'de Akdeniz kültürü çok önemlidir. Yani Lorca onun Muerte diye bir şeyde anlatıyor. Ölüm ölümsüzlüktür diyor. İspanya için söylüyor bunu. Ama biz de ondan farklı değil. Hatırlayın. Lorca'yı ben çok gençken izlemiştim. Yani ilk okula gidiyordum. O zaman o kadar değil. İzlemiştim. Onu da hatırlar mısınız? Anlatır dostuna. Der ki, oğlum öldü, o kadar acı çekiyordum ki kalktım ve oynamaya başladım ben. Zorba delirdi demişler, evet. Acısını dans ederek dindirmeye çalışan insanlarız biz. Gülüşümüzün arkasına gizleriz acılarımızı. Gerçekten çok Akdeniz'e ait bir kültürdür. Ölümlerde de öyledir. O nedenle biz birbirimize merhaba göndermeyi bilen insanlarız. Öyle değil mi? Onun için de ben öğrendiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Bunu da söylemek istiyorum. Cevat Şakir, yani sevgili Bodrum'un aslanı, ayrılırken de merhaba dermiş tanıştığı gibi. Ayrılık bir kavuşmadır bizim için, Egeliler de yine öyle, biliyorum. Bu kültürde öyle. Onun için hep merhaba diyelim birbirimize ayrılmaya. Merhaba. Şimdi bu son şarkımız. Şiir okuyacağım bu ben. Şiir okuyayım. Bu şiir arabesk şiir. Sıkılmadınız değil mi? İyi. Arabesk, bilinçsiz çekilen acılar insanı arabeskleştirir diye düşünüyorum. Ama arabesk aynı zamanda güzel de süslüyor bazı şeyleri. Ben bir arabesk şiir yazdım, böyle eğlenceli olsun diye. Bir kadın olarak yazdım tabii. Bunun arkasına da dedim ki, Pınarbaşı Burba Burma'yı söyleyelim, hayır dediler. Bunun arkasında söyleyecekleri şarkı lütfen birlikte söyleyelim onu da. Güzel günler göreceğiz, çocukları söyleyeceğiz. Sevgilim ağzıma da buradan selam olsun. Yavrum, ben Pınar başında da otururum, burma burma, hurma tarlasında da ve hatta mahallenin köpeğiyle koşturmaca. Senin kalbini sokmaya çalıştığım o ateşe işerim ben, gülerim hatta. Sen henüz cehennem nedir bilmemişken, ben cennetin anahtarına çıldım elma logosu dikiyordum hayat denen bataklıkta. Yani o devrimci şarkıların notaları kan ağlıyordu göğsünde. Senin gibiler kız tavlamayı arka cebinde tarak sanırken. Aynasız bir bakışın var senin, mutlak muhbir sözlerin. Her kapıya müsait. Üç kopi past, bol yalanlı, manzume ve alkol. Gözlerin gene eve bakıyor. Uzaktan ve yakından şefkatle dokunmamış bir kadının tenine, tenin. Girip çıka çıka, insan bir ev içinden nasıl tanımaz? Bu da müthiş bir yanılgı. Belki de erkek nesli için. Ya yoksa sen insan değil misin? Olsun. Şimdi çok moda kedilerle fotoğraf çektirmesi erkekler. Bir çeşit pasaport sanki gönül tarlasına girmek için, kayıtsız şartsız. O kedili erkek resimleri sınırsız bir şefkat hissi veriyor kalbine. Bir avuç ahmak dişinin, bazen ben dahil. Büyük evrah arabeskinde büyük boynunu sen de çektir. Üç dişi mırıldı, bir yavru ve neydi o şarkının adı? Ankara'nın bağları. Ben aslında klasik müzik severim. Bilirsin olsun ama ayağa kalkar senin için. Bedava, bütün sokak serseriliğim.
Tek bir sakıncası var. Şefkatin büyük, hatta saf sayılırım. Bir gençlik fotoğrafı kadar bakar gözlerim. Ama ben insan olmayı erken öğrendim ufaklık. Şimdi sen hangi kuşla fotoğraf çektirirsen çektir, aslı yok. Suretinde çok yetersizsin. Beraber yemiş miyiz, değil mi? Hep beraber. Hep beraber.
Biz de teşekkür ediyoruz. Açtınız salonunuzu. Sağ olun.